Ey değerli Yol TV izleyicileri, ne yapıyorsunuz be ya? Aynen be ya. Bugün yine Darin İçinden programıyla sizlerle birlikteyiz. Bizim yöreden, birbirinden güzel haberlerle sizlere haber vereceğiz be ya. Hadi seyirler diliyoruz. Ve şimdi ilk haberimiz 1444 yılına ait. 1444 yılına ne olmuş derseniz hep beraber gelin dinleyelim be ya. Haydi iyi seyirler. Padişah 2. Murat, var ya 2. Murat. O 23 yıllık padişahlık dönemini oğlu genç Mehmet'e, 2. Mehmet'e verivermiş be ya. Daha 12,5 yaşındayken 2. Mehmet padişahlık koltuğuna oturmamış. Biz de bu genç padişaha padişahlığı döneminde hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Sıradaki haberimiz de bizden bir haber be ya. Haberimiz de anasının dilinde tarihte 813 yılına ait be. Ne olmuş derseniz Bulgar Türkleri o vakitle İstanbul'u bir kez daha kuşatmışlar. İstanbul'un Anadolu'nun kapılarına dayanıvermişler be ya. Bizans var ya Bizans. Ah bu kahpe Bizans. O bir kez daha tehlike altına girmiş. Bizim çoparlara hep birlikte aferin diyoruz be ya. Sıradaki haberimiz de birbirinden yine ilginç bir olaya dayanıyor be ya. Olay 1919 yılında Yugoslavya'nın kuruluşuna ait. Bu kervancılar bildiğiniz gibi bir de 93 harbinden beri çektirmediğini kalmamış. Ağlamızı ağlatmışlar resmen. 1919 yılında Bulgaristan'la müttefikler arasında imzalanan anlaşmaya göre Bulgaristan Batı Trakya'yı gözüne baka baka Yunanistan'a terk edilmemiş be. Bunun üzerine Bulgar kervancıları Batı Trakya'dan silini vermişler be ya. Onlar haritadan silinirken Yugoslavya'da kurulmuş. Böylece bizim Türklerin Yugoslavya'daki öyküsü de yıllarca sürecek acı öyküsü de günümüze kadar başlamış be ya. Bizim uşaklar. Ben şimdi ne diyeceğim bakın. Trakya olur da hiç macera biter mi? Bitmemiş elbet. Yeniçeriler var ya Yeniçeriler. Bunlar bir ayaklanmışlar. Padişah 2. Mustafa'yı tahttan indirip yerine 9 yaş küçük kardeşi 3. Ahmet'i tahta geçirmişler. Tabii 3. Ahmet'in tahta geçmesi bir şey ifade etmemiş. Şeyhülislam Feyzullah Efendi'yi de önce Şeyhülislam'la getirip sonra yine huzursuzluk çıkaran Yeniçeriler bu sefer de Şeyhülislam Feyzullah Efendi'nin canını tehlikeye atmışlardır. Vay anasını sayın seyirciler diyoruz. Allah selamet versin diyoruz be ya. Aman be ya. De şimdi son haberimize geçtik be ya. Son haberimiz de 5. Haçlı Seferi'ni yani yaklaşık 11 milletten oluşan Haçlıların Osmanlı Devleti'ne karşı düzenlemiş oldukları 5. Haçlı Seferi'ne karşı Padişah 2. Murat'ın zaferine ilişkin. Padişah 2. Murat kendisine karşı girişilen Osmanlı Devleti'ne karşı girişilen bu harekata karşı fevkalade bir orduyla üzerlerine yürümüş. Bu düşman gavuru Cumhurlop tarihin derinliklerine atmış be ya.